Bu videoya destek olan World of Warships'e teşekkürler. Donanmalar tarih boyunca pek çok savaşa yön vermiştir. Peki siz de bu donanmalara önderlik etmeye ne dersiniz? World of Warships 400'den fazla geminin bulunduğu, pek çok haritada denizcilik maharetlerinizi gösterebileceğiniz online bir deniz savaşı oyunudur. Oyunun sunduğu müthiş grafikler ve manzaralar eşliğinde oturduğunuz yerden dünyanın pek çok bölgesine açılıp gerek dar denizlerde manevra kabiliyetinizi, gerek açık denizlerde nişancılığınızı bütün oyunculara kanıtlamak istiyorsanız World of Warships tam size göre. Kaderinizi değiştirecek stratejiler belirleyip düşmanları alt etmek istiyorsanız izleyicilerimize vereceğimiz özel başlangıç paketinden de yararlanmanızı öneririm. Açıklama kısmında vereceğim linkten kaydolarak hem beni destekleyebilir hem de 25 euroluk bir başlangıç paketiyle oyuna bir adım önde başlayabilirsiniz. Paket içerisinde 200 doblon, 2 harika gemi, 2,5 milyon kredi, 20 huzursuz yangın kamuflajı ve tam 7 günlük premium hesap ile denizlerin yeni piri olacaksınız. Ayrıca oyun artık konsollarda da mevcut. Açıklamadaki linkten World of Warships Legends bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Siz de hemen kaydolarak denizlerde benim ve diğer oyuncuların karşısında boy gösterebilirsiniz. Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Rastgele Medeniyet serimizin 21. sezonuyla yine karşınızdayım dostlar. Harbiden yani koskoca 21. sezona geldik abi. Yani neredeyse her biri 2 bölüm olan bir serinin aynen öyle 21. sezonundayız şu anda. Yani tabi bazıları bir bölüm daha, bazılarını maalesef 2 bölüm oynayamadık çünkü bazı sorunlar vesaire çıktı. Ama abi nereden baksan hadi bazıları bir bölüm diyelim, toplamda 30 videodan fazla videoya sahip bir serinin şu anda yeni bir sezonunda yeni bir videosundayız. Rastgele Medeniyet serisi gerçekten başladığımda öyle çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyordum. Yani herhalde bir iki video yapar bitiririm diye düşünüyordum. Ama gerçekten bayağı uzun soluklu bir şekilde devam etti ve sizler de seviyorsunuz gibi görünüyor. Dostlar ben de devam etmek istedim. 21. sezonda yine karşınızdayım dostlar. Bu sefer modern dünyada bir rastgele medeniyette oynayacağız. Şu ana kadar hep birazcık daha macera aramak adına başka senaryolarda, kabilelerin olduğu senaryolarda falan oynadık. Hatta 20. sezonda neydi belirsiz, şekilsiz, şukusuz adını bile hala hatırlamadığım bir devlet geldi. Fakat o devlette bile gerçekten başarı elde etmeyi başarmıştık. Bakalım modern dünyada bizi nasıl bir senaryo, nasıl bir devlet ve nasıl bir strateji bekliyor? Hep beraber göreceğiz dostlar. Zorluk Efsanevi Savaş Klasik oyunuzu %100 e-hazırlıklandık ise %50'de olacak şekilde başlıyoruz abi. Hangi ülke geleceğini gerçekten merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben öyle aşırı güçlü bir şey istemiyorum. Bana Amerika çıksın istemiyorum. Zaten ilk başta çıkmıştı abi. Çin de istemiyorum. Hindistan da istemiyorum. Bana abi yani bir Fas çıkabilir, Tunus çıkabilir. Ne bileyim Madagaskar'a bile okeyim abi. Yeter ki bana gelip de şey verme, Kuveyt verme mesela. Bana gidip de Bahreyn verme abi. Ya bakalım. Bakın oyunun insafına kaldık abi. Bakıyoruz. Ya Allah belanı vermesin abi. Bu ne ya? Ya abi gerçekten tam istemediğim tarzda bir ülke geldi ya. Lan az önce söyledim. Dedim ki bana dedim Kuveyt verme. Neden? Tek elti var. Bahreyn verme. Neden? Tek elti var. Bana gittin Doğu Timor verdin ya. Lan Doğu Timor ne? Başka ülke mi kalmadı dünyada? Çok iyi ülke seçimi. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Çok güzel seçtin ya, bravo. Bravo. Gene Age of Story yüzümüze gülmedi maalesef. Hayır şimdi kötü olan şey şu. Tamam biz güçsüz ülkelerle de oynarız, büyürüz. Ama coğrafya olarak da çok kötü bir yerdeyiz. Bu ne oğlum? Sınırımızda Endonezya var lan. Adam hayvan gibi. 10. sırada adam büyük güç, süper güç yani. Neyse artık biz Papua Yeni Gine ile yarışmaya çalışırız abi. Papua Yeni Gine'ye göre de ekonomimiz bayağı düşük gerçi. Bizim 8.000'lik bir ekonomimiz var. Papua Yeni Gine'nin 37.000'lik bir ekonomisi var. Aslında eğer para biriktirip sürekli olarak bu toprağa manuel ekonomik yatırımlar yaparsak bu toprakta belli bir ekonomiye bence sahip oluruz abi. Yani birazcık basamak stratejisiyle. Ekonomi yapıyorsun, yükseliyorsun. Kazandığın parayla daha çok ekonomi yatırımı yapıyorsun, daha çok yükseliyorsun. Bu şekilde yükselişimizi iyice arttırabiliriz aslına bakarsanız. O sebeple ekonomi büyümesine bol bol puan vereceğim. 15 tane vereceğim. Vergi gelirine 5, üretim gelirine 5, yönetime 5, ordu bakanıma 5. Geri kalanları ise araştırmaya vereceğim. Belli bir seviyeye gelip büyüdükten sonra büyük bir ihtimalle araştırmada da artık güzel yatırımlar gerçekleştirebiliriz. Şimdi şöyle seri bir şekilde model ekonomik yatırımlara bir geçelim bakalım. Zaten bir tane toprağımız olduğu için manuel ekonomik yatırım yapmak kolay olacak. Hemen başlayalım abi. Güzel. Harbiden hızlı gelişiyor ha bu arada. Harbiden hızlı gelişiyor. Ben var ya abi bu toprağı böyle dünyanın en değerli toprağı haline getireceğim. Çiftlik yapacağım 5 seviye, artık kaç seviye olacaksa abi. Atölye yapacağım, kütüphane yapacağım, laboratuvar yapacağım. Sürekli ekonomik yatırımlar, sürekli nüfus yatırımları. Şu bölge Doğu Timor dünyanın en değerli toprağı haline gelecek abi. Dünya Doğu Timor'u konuşacak. Çok acayip bir cümle, farkındayım. Dünyanın Doğu Timor'u konuşması, ne bileyim hani bayağı imkansız bir şey. Ama konuşturacağız abi. Biz imkansızları başaran bir oyuncuyuz bu oyunda. O sebeple yapacağız abi. Bunu da yapacağız. Bunu da başaracağız.
Evet, ekonomik yatırımlarımız son hızla devam ediyor. Şu anda 17 binlik bir ekonomiye ulaştık Doğu Timur toprağında. Papua Yeni Gine ile aramızdaki yarış sürüyor. Kendilerinin hala 39 binlik bir ekonomisi var. Yani aslına bakarsanız ekonomi büyüyüş hızı açısından biz onlardan çok daha iyi bir noktadayız. Yani bizim ekonomimiz onlardan net şekilde çok daha hızlı büyüyor. Ayrıca bizim yaptığımız ekonomik yatırımlar bizim gelirimizi de arttırdığı için bizim daha fazla ekonomik yatırım yapabilmemize olanak sağlıyor artan ekonomi. Yani burada bir kazan kazan durumu var. Para veriyorsun, daha çok kazanıyorsun. Aynen, burada tam bir kazan kazan durumu var abi. Evet, 25 bine kadar çıktı şu anda ekonomi. Papua Yeni Gine hala bir 40 bin bile olamamış. Aramızda sadece 15 bin ekonomilik bir fark kaldı. Bu küçük fark da kısa süre içerisinde yapacağımız son birkaç yatırımla beraber kapanır diye tahmin ediyorum abi. Zaten ekonomimizi Papua Yeni Gine'nin üstüne çıkarıp Papua Yeni Gine ile savaşıp Papua Yeni Gine topraklarını aldıktan sonra artık iyice hani yatırım yapabiliriz. İyice ekonomimiz artar. Daha rahat bir şekilde, daha refah bir şekilde ileride işlerimizi sürdürebiliriz. Bir ekonomik yatırım daha gerçekleştirdik. 30 bine çıktık. Papua Yeni Gine'de 40 bini geçmiş. Aramızda sadece 10 binlik bir ekonomi farkı kaldı. Çok güzel abi. 33 bine kadar çıktık. Mükemmel, muazzam. Şöyle yapsak mesela gelişmez. Yavaş gelişiyor. Bayağı yavaş gelişiyor abi. Yok abi ya, ben böyle istemiyorum. Önce para biriktirelim, sonra manuel ekonomik yatırım yapalım. Çünkü yani yok ya, öyle çok yavaş oluyor be abi. Çok fazla tur atlaman gerekiyor. Böyle yaparsak eğer bence daha çok kazandırıyor diye düşünüyorum. Evet abi, 39 bine kadar çıktı. Aramızda sadece 2000 puanlık bir fark kaldı ekonomi açısından. Şu an tamamen Papua Yeni Gine'nin ya abi yalnız biz ne ara bu seviyelere düştük. Oğlum biz geçen seride Sovyet'i falan yeniyorduk ya. Ne ara Papua Yeni Gine ekonomisini geçmeye çalışmaya kadar düştük lan biz. Hayda hocam. Bayağı düşmüşüz ya. Bu arada geçtik abi. Evet, hatta bayağı geçtik şu anda, çok güzel. Evet abi, artık Doğu Timor Devleti ekonomik yatırımlarıyla beraber Papua Yeni Gine ekonomisini geride bırakmayı başardı. Sadece bir adet toprağa sahip olan Doğu Timor Devleti, sahip olduğu toprağı en iyi şekilde yöneterek ekonomik açıdan dünya üzerinde hızlı büyüyüş gerçekleştiren devletlerin arasına girmeyi başardı. Artık Papua Yeni Gine'den güçlü bir ekonomimiz var. Bizim davamız Papua Yeni Gine ekonomisini geçmek abi. Bizim davamız budur, bizim yolumuz budur. Halkımızdan bunun için destek istiyoruz. Sizin nüfusunuz ne kadardı? 184 bin. Şimdi ekonominiz 43 bin abi. Ne kadarlık bir ordu lazım size? En azından 10 binlik bir orduyla bence Papua Yeni Gine'yi net alırız. 10 binlik bir ordu bana yeter gibi geliyor. Basalım abi ordularımızı. Evet, yeter. Deneyelim abi yani, en azından. Bence olur ya. Bence yeter. Savaşımızı ilan ediyoruz. Papua Yeni Gine savaşı bizim için gerçekten önemli. İlk çıkarmamız başarılı oldu. Şöyle bir test edeceğim. Ya da test etmeyelim abi. Direkt girelim ki adamlara bir toparlanma fırsatı vermeyelim. Aman aman aman. Olmadı be kardeşim be. Olmadı bu be. Ama az ordusu kaldı abi. Yani bir çıkarmayla daha içinden geçebilirim. Yalnız abi gözümüzü dört açalım. Aha bak, bu ordu gelse, bu toprağa çıksa savaş bitmişti şu anda. Harbiden savaş bitmişti yani. Tamam abi, şimdi bunun üzerine orduyu bas. Git oğlum 4000 orduyla. Umarım başka bir çıkarma gelmez. Param yok. Aman çıkamadık. Niye direkt ben kale olan toprağa çıktık ki? Oğlum şu an ordu getirirse sıçtık ha, harbiden. Aman gözümüz buralarda olsun. Tamam. Tamam, para artıya çıktı abi. Aman. Ya bir dakika, biz sizde kanka böyle olmaz ya. Böyle çok diken üstünde savaşıyoruz. Barışmıyorlar da lan. Aman 1139 ordu mu? Savunuruz ya, kale var. Tamam abi. Abi çok korktum lan. Ecel terleri döktüm dayı. Barış lan, böyle çok diken üstünde olduk oğlum. Benim daha büyük bir ordu toplayıp senin karşına çıkmam lazım. Usta barışmıyorsun ama, ayıp oluyor. Oğlum bir tane hani saldırıyı fark etmesek, gelse ve alsa savaş bitecek. Seri bitecek. Ne savaşı? Seri bitecek direkt. Yani bir tane gözden kaçırsak GG. Bitti. O yüzden barışmak istiyorum şu anda. Bir seneyi de geçti. Hatta iki sene olmaya doğru gidiyor. Heh, barıştı. Oh be. Tamam bekle, ben şimdi senin karşına 20 bin orduyla çıkınca bakayım sen ne yapacaksın. Bekle. Senin yüzünden bir sürü kayıp ya. Şuraya bak, 40 bine kadar düştü ya ekonomimiz. Abi gene hatta Papua Yeni Gine'nin gerisine düşmüşüz. Bizim gene yatırım yapmamız lazım. Yine yatırıma ihtiyacımız var. Bakalım abi ekonomimize yine. Hatta şu ekonomi... Evet, yine 40 bine çıktık. Güzel. 40 bin. 41 bin. Oğlum aşırı yavaş ya. Allah aşkına yapma. Manuel ekonomik yatırım yapalım biz abi. Böyle bayağı yavaş oluyor ya. Yap abi 23 binlik. Güzel. 43 bine kadar çıktım. Muazzam. Ama gelirimiz bayağı düştü ya. Binlerin üzerine çıkmıştı. 1200'lere falan çıkmıştı. Bayağı düştü. Ha, bu savaş bize sadece kayıp verdirdi harbiden. Hiçbir şey kazanmadık maalesef. Tamam, Papua Yeni Gine ekonomisini yine geçtik abi. Şimdi ben en az 200 bin dukatlık bir para biriktireceğim.
Bu 200 bin dukatlık parayla full ordu basacağım kendi topraklarımızdan. Maalesef bizim kendi topraklarımızın nüfusu da epey bir azaldı. Sonrasında saldırıya geçeceğim ve Papua Yeni Gine'nin içinden geçeceğim. Papua Yeni Gine'yi zaten aldığımızda artık hani ekonomiyi toparlamış olacağız abi. Nereden baksam biraz da yatırımla Avustralya ekonomisini bile geride bırakacağız. O sebeple bizim şu anda tek davamız Papua Yeni Gine'yi almak. Her zaman olduğu gibi. Endonezya ile tabii saldırmazlık paklarını hep taze tutmaya çalışıyorum. Ya şu anda sadece Endonezya değil. Aniden bir devlet böyle gelip 10 askerle falan saldırsa kaybedeceğiz. Hani görmesek, fark etmesek kaybedeceğiz yani, başka bir yolu yok. İşte tek eyaletli devletle oynamanın en büyük dezavantajı abi. Direkt kaybedebilirsin. Farkında olmadan ülken yok olabilir. Bu sebeple benim en azından bir eyalet almam lazım ki toparlanma şansım olsun, toparlanma fırsatım olsun. Bu sebeple Papua Yeni Gine'yi kesinlikle almamız gerekiyor. Ama kendileri kendilerini iyi savundular harbiden. Yani tebrik ettim. Bravo. Ama bu sefer geleceğim orduya karşı hiçbir şey yapamayacaklar. Yani şu an onlar bile karşı koyamaz herhalde birazdan getireceğim orduya. Gerçekten güzel bir ordu getireceğim. Endonezya bu arada bir Myanmar'la savaştı. Ama hiç toprak almadan barıştı yanlış anlamadıysam. İlginç. Sanki topraklarını almıştı gibi gördüm ben ama yanlış da görmüş olabilirim. Bilmiyorum. Yani tabii çevremizdeki savaşlar da bizi etkiliyor abi. Yani çevremizdeki savaşlara da dikkat etmemiz lazım. Buralarda çok güçlü devletler var abi. Bir kere Çin var. Tayland güçlü bir devlet bence. Filipinler yine güçlü bir de bayağı güçlü bir devlet hem de 342 bin ekonomisi var. Endonezya kadar neredeyse bir ekonomisi var bu adamların. Endonezya zaten hani bayağı güçlü. Yani çevremizde gerçekten güçlü devletler var abi. Dikkat ederek oynamamız gerekiyor bizim şu anda bu bölümü. Tamam, artık paramız iyice birikti. Artık ordu basım işlemlerine bence geçebiliriz. Nüfus da maalesef bayağı bir azalmış toprağımızda ama yapacak bir şey yok. Tabii işte o adamın seçenekleri var abi. O adam daha fazla ordu basabilir. Çünkü toprağı var. Bak ben şu anda bu toprağı sömürdüm abi. Ordu falan basamayız artık biz buradan. Şimdi bekle. Aynen bu şekilde olsun abi. Biraz da paramız kalsın ki. Hani eğer çıkarma falan getirirlerse bir hamle yapabilirim. Savaşımı ilan ettim. Şuraya çıkarmamı attım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi buraya ben 6500 orduyla saldırıyorum abi. Aa, çok güzel. Aldık, geri aldılar ya. Ulan geri aldılar. İnanamıyorum ya. Bir dakika, biz saldırmayalım. Onlar saldırsın. Çok iyi. Ya abi öf, nasıl oluyor ya? Lan nasıl oluyor? Lan 41. Ay. Bir gelirimiz kaldı. Abi nüfusu yok ettik çünkü burada. Kanka ben nasıl ordu basacağım? Aa tamam, 4 orduyla saldıramaz ya. Ama daha fazla ordu getirir bu adam. Oğlum ne yapacağım lan, ben kredi alabiliyor muyum? Lan onu da alamıyorum. Aa. Aa, kaybettik galiba. Yok, onunla da saldıramaz. Tamam. Abi şaka maka, adamın gelip bana büyük bir orduyla saldırıp toprağımı almasını bekliyorum şu anda. Şaka gibi. Aferin, aferin, sen adamın dibisin, dibi. Sen adamın var ya, dipçisin kardeşim. Kendisi bana barış antlaşması teklifi yolladı. Ama kanka biz büyüyemiyoruz böyle. Ne yapacağız lan biz? Mümkün değil, büyüyemiyoruz yani. Harbiden var ya, bayağı karamsarlaştım ben şu anda. Nüfus nasıl artıyor? Abi nüfus da artmıyor. Vallahi var ya. Abi hiç böyle zorlanacağımı düşünmemiştim. Ya bak, ekonomi 25 bine düştü. Adamınki düşmez tabii. Adamın çok fazla toprağı var. Çok fazla topraktan ordu basabiliyor. Ama benimki düşüyor abi. Benim ekonomim yok çünkü. Pardon, ordum yok, nüfusum yok. Benim toprağım yok. Bir tane topraktan ordu bastığım için bütün giden her şey oradan gidiyor abi. Çok sıkıntı ya. Bizim uzunca bir süre böyle nüfus yatırımı yaptık. Abi o nüfusu toparlamak bir daha çok zor iş. Vallahi çok zor iş. Nasıl toparlarız bilmiyorum. Bayağı uzun bir süre hani bizim mallar yatırımı yapmamız lazım. Gerçekten zor. Neyse tamam abi, biraz olsun toparlamışız gelir. 250'ye kadar çıkarmışız en azından. Hem kaybettiğimiz ekonomi hem kaybettiğimiz nüfus gelirimize de çok ağır darbe vurdu. Yani bizim bunları yeniden toparlamamız için nüfusu ve ekonomiyi bayağı olağanüstü şeyler yapmamız lazım. Çünkü mümkün değil abi. Hani daha neyle toparlayacağız oğlum? Yatırımlarla bu iş gitmez yani. Bak 1000. tura geldik. Diğer ülkeler neler neler yapıyor şu anda kim bilir. Bakalım yani şuralara bir abi. Rusya'ya falan bak mesela, adamların ekonomilerine baksana. Dünya bayağı gelişirken biz sadece güç kaybettik abi. Papua Yeni Gine'ye karşı kaybederek. Sadece güç kaybettik. Biraz daha mallar yatırımı yapacağız artık. Şöyle yapalım abi. Bir dakika, mallar yatırım yapma. Çiftlik inşa edelim. Aynen, bu da büyüme oranını arttırır böylece toprağın.
Şöyle zaten bir tek bu toprak var değil mi? Direkt şurada inşa edelim abi. Aynen, inşaat çiftliği zaten ucuzmuş. Bir tane daha inşa et. Aynen öyle. Üçüncü seviye çiftlik için biraz daha para gerekiyor abi. Biraz daha para biriksin. Paramız bir 8100 olsun. Üçüncü seviye çiftlik yapalım. Atölye de inşa edeceğim. Üçüncü seviye çiftlik. Çok güzel. Dördüncü seviye için daha fazla teknoloji gerekiyor. Onu şu anda yapamayız ama atölyeyi yapabiliriz. Atölyemizi de inşa edelim. Çok güzel. Tamam abi. Ama şimdi yapacağım yatırımlar biraz daha en azından etki edecektir. Büyüme oranına bir bakayım ne kadar olmuş şimdi. %61 gene düşük lan. Harbiden gene düşük. Zor. Zor artık yani yapacak bir şey yok abi. Sadece mallar yatırımı yapacağız. Bir yandan da Endonezya'nın savaş açma riski var ama bu kadar iyi ilişkilere sahipken açacağını da düşünmüyorum ben savaş. Biz en iyisi biraz dünyayı izleyelim abi. Bir yandan paramız biriksin biz de bir yandan... Oo, burada no... Oo, bu ne oğlum? Birleşik Krallık ve Rusya beraber olup Polonya'yı almışlar. Almanya şu anda bir sürü devlet tarafından ele geçiriliyor. İsimler şu anda Allah'ına kavuşuyor. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Oo, hocam, hocam, isimler, hocam. Gitti. İsimler gitti hocam. Evet abi. Evet. Ben bir en iyisi bu oyunu yeniden başlatayım. İsimler bir düzelsin. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsimler düzeldi artık. Şimdi tekrar şu Avrupa'daki savaşları bir izlemeye başlayalım abi. Harbiden ilgi çekici savaşlar dönüyor şu anda Avrupa'da. Almanya sanki... Lan kaymayın, kaymayın kardeşim. Durun bir yerinizde. Daha iki tur geçtim lan. Aa durmadan isimler kayıyor ya. İlla böyle mi izleyelim? Evet abi Almanya sanki 2. Dünya Savaşı'na yeniden döner gibi Anschluss yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Artık nasıl güçsüz düşmüş bir Almanya varsa ortada Avusturya'yı hala yenemedi. Ha sonunda kanka. Bayağı zorlandım be. Harbi bayağı zorlandın ya. Bu kadar zorlanacağını düşünmemiştim. Evet. Bu arada biz de artık bir yandan mallar yatırımı yapmaya başlayalım. Aynen öyle. Bakıyorum başka da dönen bir savaş yok ki. Balkanlarda dönen savaşlar var. Hırvatistan bayağı Balkanlarda hakimiyet kurmak için şu anda hamleler gerçekleştiriyor. Yunanistan devleti ise İtalyanlarla savaşta. Vay. Yunanistan İtalya savaşı. İspanya Fransa'ya mağlup olmuş. Toprakların... Oo. Abi ciddi olamaz. Çekoslovakya şu an ele geçiriyor abi şeyi. Almanya'yı ama evet Almanya tabii comeback'ini attı abi. Oha gene alıyor. Gene comeback atılıyor. Nasıl bir savaş? Almanya sen ne güçsüz bir arkadaşımsın ya. Arkadaşımızmışsın. Harbiden. Çeki Avusturya'ya karşı bu kadar zorlanman normal değil. Hayır acaba saldırgan taraf kim? Saldıran taraf Çek Cumhuriyeti abi. Almanlar hazırlıksız yakalanmış yani. Galiba bu kadar zorlanmalarının sebebi o. Belki Avusturya Almanya Savaşı'nda da saldıran taraf Avusturya'dır bu sebeple. Almanlar hazırlıksız yakalanmıştır. O da olabilir. Bilemeyiz abi. Bizim nüfus kaç oldu? 10 bin olmuş. İyi güzel. Güzel ilerleme. Yani bu bölümü galiba... Oo. Bak Ermenistan'da Gürcistan'ı almamış. Azerbaycan'da Türkiye'yi almış. Sen var ya sen Rusya. Sen var ya sen. Biliyorsun ha işini. Sen işini biliyorsun kardeşim. Bu bölümün geri kalanında galiba böyle dünyayı izleyeceğiz abi biraz. Çünkü bir şey yapamıyoruz. Amerika Meksika'yı almış tamamen. Oha ne kadar güzel almışsın lan. Vallahi bir özendim şimdi ya. Biz burada bir Papua Yeni Gine'yi alamıyoruz. Adam orada Meksika fethi yapıyor. Papua oğlum senin ekonomin niye o kadar gelişti lan? Adamın 67 bin ekonomisi olmuş oha. Ne ara o kadar geliştirdin nasıl ekonomini? Oğlum biz artık var ya mümkün değil kimseye yetişemeyiz ha. Mümkün değil yani kimseye yetişemeyiz artık. Ama deneyeceğiz abi. Deneyeceğiz. Hindistan Çin Savaşı da bitmiş bu arada kimse... Oo. Romanya sen içinden geçiyorsun Balkan'ın be helal olsun. Macaristan sen... Of sen yeniden Hunları kuruyorsun kanka. Oğlum buralar çok karışık lan. Maşallah hocam Rusya'da da bayağı isyan çıkıyor. Almanya zaten epey genişledi. Fransa Benelux'e girmiş. Birleşik Krallık Polonya'dan toprak aldı. Burada kim var? Oo Almanya İskandinavya'ya da çıkmış. Kanka siz ne yapıyorsunuz lan harbiden? Sizin yani genişlemeniz bu kadar etik değil. İran'a bak. Afganistan'ı full almış adam. Vay anam vay. Oğlum dünya ne ara bu kadar karıştı? Oo, hocam. Japonya Amerika'ya çıkarma atmış lan. Çok iyi be. At kardeşim bir atom bombası. Yolla gelsin. Abi yalnız alacak ha galiba. İyi gidiyor yani şu anda. Abi geneli de bakmayı korkuyorum. Durmadan isimler kayıyor. Oo tamam abi tamam. At, al işte. İsim gene Allah'a kavuştu galiba. Yok abi tamam. Evet. Ama Amerika sen ne yaptın öyle be? Adam hem Kanada'yı aldı, hem Meksika'yı aldı, hem Japon'u bozguna uğrattı. Helal olsun. Vallahi helal olsun. İzlanda krallığını kurmuş. Kanka, kimsenin umurunda değil kanka senin İzlanda krallığını kurman ya.
Yazık lan. Adam krallık kuruyor. Dünyada kimsenin haberi yok böyle. Kimse bilmiyor. Aa, krallık kurmuşsun kardeşim. Hayırlı olsun. Vallahi yazık adama abi. Adamın sevincini paylaşacağı biri yok. Bakın ben krallık oldum falan. Yok abi, adam kimseyle sevincini paylaşamıyor, garibim. En iyisi biz Zidane da krallığıyla dost olalım ya. Biz Zidane da krallığıyla dost olalım ya. Gel kardeşim, gel. Senin derdini anlatacağın kimse yok mu be kardeşim? Tamam abi, artık şu mallar yatırımı yeter. Yani gelirimizi artık yine belli bir seviyeye çıkardık. Artık bir dahaki bölümde biraz daha ekonomik yatırımlar gerçekleştirir. Yeniden işleri rayına sokarız. Bu sefer Papua Yeni Gine'ye karşı harbi bir orduyla geleceğim. Büyük bir orduyla geleceğim. Bu sefer karşı koymamaları lazım. İsimler de zaten yine kaydığına göre artık videoyu yavaştan burada bitirebiliriz dostlar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu ne lan? Bu nasıl bir kayma? İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem İmparator Discord sunucusuna katılabilir. ageofsurtürkiye.com forumunu ziyaret edebilir. Ve World of Warships'e de bir göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.